Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Camlı Köşk'teyiz ve bugün çok değerli bir hocamız, Zafer Dereli hocamız bizlerle birlikte olacak. Hacı ve İstade ve cömertlik üzerine güzel bir sunum olacak, e, sohbet olacak. Hocam e, heyecanla bekliyoruz. E, paylaşımlarınız neler olur, neler demek istersiniz? Bizimle neler paylaşırsınız? İnşallah. Hacı ve İstade hocamız deyince tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hal ve ahvali hemen hatırımıza geliyor. Alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor Allah'ın Resulü güzel insanlar yaşamışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den güzel örnek al, almışlar, hayatlarına uygulamışlar, tatbik etmişler. Ve yaşadıkları toplum içerisinde insanlara ışık ve nur olmuşlar. Hakikaten insanlar onlara doğru yönelmişler. Onların her hallerinden istifade etmişler. Sadece söz ve sohbetlerinden değil, uygulamaları, tatbikatlar, fiiliyatları da o insanlar için örnek olmuş. Hacı Bey hocamıza biz yetişemedik ama hocalarımızdan Olabilir. duya 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 sanki onunla yaşamış gibi bir halimiz oluştu. Ruh dünyamız oluştu elhamdülillahi teala. Dolayısıyla cömertlik bir başka güzel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öylesine cömertti ki kendisinden bir şey istediği zaman asla hayır demezdi. Artık utanın sıkılın istemeyin gibi sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne böyle hem onun güzel halini anlatıyorlar hem de ashabı ya da diğerlerini uyarıyorlar idi. İşte büyük insanlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hallerinden alırken onun cömertliğinden de almışlar. Hacı ve İsaade hocamızın tabii ki imamlık yaptığı yılları bize hep anlatırlar. Mübarek eğer maaşını gelir, gelir alır ise götürür fakir fukaraya talebelere başta olmak üzere onlara dağıtırmış. Bugün hakikaten bizim hocalarımızın pek çoğu onun elinde yetişmiş. Ondan dersler almışlar. Mesela İmam Hatip Okulu'nun ya yapılışı, ondan önce yine talebe okutuşu, onların ihtiyaçlarını giderişi bir başka güzel. Onun için bu hatırayı, bu güzel halini hiç unutamıyorum gerçekten. Eğer kendi eline geçerse maaşı eve varmadan biterdi ifadelerine rastlıyoruz. Onun için annemiz, hanımı Bazen çocuklarını gönderirmiş. Hocaefendi gelmeden o onlar alırlar ise ihtiyaçlarını onlar giderirlermiş. Hatta gelip de maaşım dediği zaman hocam maaşınızı aldı deyince öyle mi yahu ondan da mı kaldık dermiş mübarek. Böylesine çok güzel halini bize aktarıyorlar. Mesela talebeleri işte mesela bir tanesini ben hiç unutamıyorum anlatıldığı zaman. E, ertesi gün artık ben okulu bırakacağım köyüme gideceğim demiş ama akşamleyin kapısı çalınıyor evine bir erzak geliyor. Talebe evi tabii ki orada. Bolca erzak geliyor çuvallarla. Harçlığını da veriyor Hoca Efendi. Evladım okuluna devam et. Allah'ın izniyle seni gözeteceğiz diyor. Bir başkasının hatırası. Ne zaman harçlığım tükense giderdim Piripaşa Camii'ne. Orada Hoca Efendi'nin elini öperdim. Anlardı hemen bana harçlığımı verirdi. Evlendim. Evime götürecek hiçbir şey yok. Yine ne yapayım derken yine Hoca Efendi aklıma geldi. Gittim Hoca parası yokmuş anladığım kadarıyla yanıma düştü. Bir fırının önüne kadar geldik beraber. Dedi ki bu çocuğun ekmek ihtiyaçlarını ver ben sana gelir öderim dedi diyor. Anladım ki hoca cebinde para yoktu. Bana böyle kefil olmuştu diyor. Mübarek insan böyle yaşamış. Mesela insanlara yardım hususunda da öyle. Bir seyyara varıyor, bir dükkana varıyor. En iyilerini kendisine meyveleri doldurduğu zaman hayır diyor onu döktürüyor o mendiline meşhur mendiline öyle anlatılır hep. Sonra diyor ki bu iyilerini bana satacaksın da kötülerini ile mi satacaksın? Olmaz. Karışık olarak bana vereceksin diyor. Zaman zaman evine böyle getirilmiş sebzeyi falan mübarek. Hanımı annemiz de hocam hiç iyileri yok muydu hep bunları getirdin. Yahu işte o kötülerini kimler alacak? Olsun biz alalım. O gariban orada soğukta perişan oluyor. Bazen de çokça alır gelir çuvalla mahalleye dağıtırmış. Niye aldın? Yahu o insana kıyamadım işte seyyar evine rızık götürecek şeklinde düşünüyor ve tabii ki o insanlara yardımcı oluyor. Nesi varsa veriyor mübarek. Şimdi Hacı Bey Saad hocamızın cömertliği deyince tabii ki parada cömertlik öyle bir de bedende cömertlik öyle. Koşturuyor hayra hasenata iyiliğe bir de Allah yolunda cömertlik insanlara talebelere Allah'ın dinini öğretme gayreti içerisinde oradan oraya vaazlara koşuyor kim çağırırsa gidiyor bedeniyle malıyla canıyla her şeyle ne yapıyor cömertlik oluyor cömertlik deyince sadece maldan vermek değil şehide bakıyoruz candan cömertlik yapmış mesela bambaşka bir güzellik ne verirsen elinle o gider kendinle sözü hakikaten eskilerimizin eskimez sözlerinden Cenab-ı Hak bize bu güzelliklerden güzellikler almayı ve hayatımızda uygulamayı nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz Canlı Köşk'te Gençlik Söyleşilerinde Muzaffer Dereli hocam bugün buraya gelen e, misafirlerimizle birlikte olacak. Hocam çok teşekkürler. E, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.